İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın antik Dara kentini bir yılda 1 milyon kişi ziyaret etti. Artsakh 2020-2021 yılları arasında savaşın kronikleri. Ermenileri asla bırakmayacağız. Fransa Cumhurbaşkanı kalıcı bir barış için çözüm arama sözü verdi. Artsakh'taki Nahçıvan köyünde yeni bir mahalle inşa ediliyor. Nikol Paşinyan, Aliyev ile yapılan anlaşma hakkında konuştu. Yeras, Culfa, Ordubat, Mehri, Horadis demiryolu inşa edilecek. Defineciler, Batı Ermenistan'ın Sebastya'daki Pılır Hüyü talan etti. Batı Ermenistan'da el sanatları, Urfa. Ermenilerin atalarının yazdığı dünyanın en eski marşı bulundu. Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Batı Ermenistan'ın Mardin'deki Dara Antik Kenti'ni bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Dara'nın Batı Ermenistan topraklarındaki en önemli yerleşim yerlerinden biri, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak inşa edilmiş olduğunu hatırlatalım. 4 kilometrelik alana yayılmış sur yapıları iç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Antik kent, kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş ve geniş bir alana yayılmıştır. Batı Ermenistan 2020 yılının Eylül ayı sonunda Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden ihtilaf yeniden tırmandı. Güncellenen Kafkas düğümü, zaman dizisinde savaşlar, askeri durum, insan ve ekipman kaybı ve diğer ilgili olaylar hakkında raporlar sunuyoruz. Neredeyse her gün yapılan bombardımanlara ek olarak Artsakh-Karabakh İtilafı'nın tarihine 1991-94 savaşı, Nisan 2016'daki askeri çatışma ve Temmuz 2020'deki tırmanış damgasını vurdu. Mevcut çatışmalar öncekilerden farklıdır. Çünkü Artsakh Savaşı bölgesinde çatışmalar tüm cephe boyunca gerçekleşti ve bununla birinci savaşa benziyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'a göre yaklaşık 3773 Ermeni askeri öldürüldü. Artsakh Savunma Bakanlığı öldürülen 2808 askerin listesini yayınladı. Artsakh makamlarına göre öldürülen sivil sayısı 50, 163 kişi yaralandı ve yaklaşık 10.000 kişi sakat kaldı. Azerbaycan makamları 2906 askerin öldüğünü, 8 askerin daha kayıp olduğunu bildirdi. Azerbaycan Başsavcılığına göre 30 Kasım itibariyle bombardıman ve mayın patlamalarında en az 93 sivil öldü ve 414 kişi de yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı üçlü görüşmenin ardından Twitter hesabından Fransa'nın Ermenileri asla terk etmeyeceğini kaydetti. Armen Press tarafından bildirildiğine göre toplantının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda Macron özellikle şunları kaydetti. Ermenileri asla bırakmayacağız. Her zaman kalıcı barış için çözümler arayacağız. Bu bayram döneminin insani bir ilerleme ve uzlaşma dönemi olması çağrısında bulunuyorum. Bu nedenle Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini dikkate alarak Artsakh'ın ve dolayısıyla Batı Ermenistan'ın korunması için Sevr Antlaşması'nın onaylanmasının gündeme alınmasını Fransa Senatosu'na talep etti. Kahramanlarımızı destekleyelim adlı sivil toplum kuruluşu, Ocak 2021'de Artsakh'ın Nahçıvanı köyünde yeni bir mahallenin inşaat projesine başladı. Artsakh hükümeti kuruluşa 3 hektarlık arazi bağışladı. Kuruluş tüm arazi çalışmalarını tamamlamış durumda. Nahçıvanik'te toprak işleri şimdiden başladı. Yardım kuruluşu başkanı Vigen Arapyan, Artsakh Press'e verdiği demeçte 2022'nin başından itibaren Kahramanlarımızı Destekleyelim adlı hayır kurumu sivil toplum kuruluşu Nahçıvanik'te yeni bir semtin inşa programı için çok sayıda bağış toplamayı planlıyor dedi. Arapyan'a göre bu programa olan katılım Artsakh'ı restore etme ve yeniden yerleştirme misyonunun bir parçasıdır.
Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin 16 Aralık'taki oturumunun başında yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Brüksel'de yaptığımız görüşmede Yeras, Culfa, Ordubat, Mehri, Horadis demiryolunun inşasına ilişkin kararımızı ve anlaşmamızı yeniden teyit ettik ifadesini kullandı. Başbakan Paşinyan, bu anlaşma, üç ülkenin başbakan yardımcılarının başkanlık ettiği Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya-Azerbaycan Üçlü Çalışma Grubu'nun görüşmeleri sonucunda elde edildi. Anlaşma 26 Kasım'da Soçi'de imzalandı ve işte Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Brüksel'de arabuluculuk yaptığı toplantıda bunlar hep kaydedildi, dedi. Paşinyan'a göre demiryolu uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına uygun karşılıklı olarak ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında faaliyet gösterecek. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'a göre 2005 yılında Çuha Mezarlığı'nın son yıkımından sonra yasal Ermeni Nahçıvan'ın son aşamasıyla karşı karşıyayız. Batı Ermenistan'ın Sepasya Sivas'ta bulunan ve ülkede göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu talan edildi. Sebastian'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen gölün içerisinde bulunan Pılır Höyü ise oldukça dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağına dayandığı düşünülüyor. Göl evlere dair ilk kalıntılara 1944 yılında yapılan arkeolojik kazılarda rastlanıldı. Milattan öncesine ait olduğu düşünülen göl evlerine ait kazık kalıntıları suyun altında bulunuyor. Bir dönem kaçak definecilerin uğrak yeri olan Höyük, sit alanı ilan edilmesinin ardından koruma altına alındı. Burayı zamanla kazdılar, bir şeyler buldular. Şu anda da delik deşik edilmiş bir durumda. Batı Ermenistan'ın Urfa şehri, çoğu bu şehirde asırlık olan ve en yüksek beceri seviyelerine ulaşmış olan zanaatlar bakımından çok zengindir. El sanatlarının zenginliği ve yüksek gelişimi şehrin coğrafi konumu ile de ilişkindi. Urfa, çeşitli ticaret yollarının kavşağında bulunuyordu. Ermenilerin istihdamını ve profesyonelliğini birkaç satırda sunmak mümkün değil. Urfa Ermenilerinin el sanatları hayatındaki rolünü kısaca sunuyoruz. Urfa'nın el sanatlarında ağırlıklı olarak yerel Ermeniler hakimdi. Bu şehrin zanaatlarının itibarı onların beceri ve bilgisine çok şey borçludur. Bu meslekler arasında dokumacılık, basmacılık, boyacılık, terzilik, kunduracılık, bakırcılık, kuyumculuk ve diğer birçok meslek yer aldı. Alaca çizgili bir dokumadır. Bununla yerel halk için özel bir çizgili kumaştan giysiler yaptılar. Basmacılık baskı işidir. Yani zanaatkar çeşitli çiçek süslerini ve portreleri ahşap kalıplara oymuş, ardından beyaz tuvallere basmıştır. O zamanlar tüm bu işlemler manuel olarak yapılıyordu. Bütün bunlar 1915'e kadar hızlı bir gelişme yaşadı. 3400 yıllık marş şimdiye kadar bulunan, bilinen en eski müzik parçalarından biridir. Yaratılma tarihi M.Ö. 1400 yılına dayanıyor. O dönemde Van'ın yerli Ermenileri Hitit ve Asur komşuları tarafından Huri Hari olarak biliniyordu. Demir çağındaki Ermeni krallığı olan Urartu Ararat krallığı daha önceki Huri krallarının devamı olarak kabul edilir. Persler tarafından zaten Ermeni olarak bilinen Huriler ile Urartular birlikte Ermenilerin doğrudan ataları olarak kabul ediliyorlar. Modern Ermeniler kendilerinin Huriler ve Urartuların karışımı olarak ifade ederler. Son birkaç genetik araştırmalar modern Ermenilerin atalarına doğrudan genetik devamlılığını gösteren bu bulguları doğrulamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lele adlı eseri sunuyoruz. Yarkanu geriye şimdi gamat gamat çıkat
mati urdan dimat gaynu gmati ad bes gaynu ki şerenci yarkanu gelişin zulfi damaz damati çegati urdan dimat gaynu gmati ad bes gaynu ki şerenci tele Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.